Merhaba çocuklar. 5. sınıf İngilizce dersimize başlıyoruz. Ben Selcan öğretmen. Bugünkü konumuz 9. ünite boğazım ağrıyor. 2. dersimiz dil bilgisi. Model fiil should. Kitabımızın ismi Welcome 2 numara. Hello children. Our topic is unit 9. I've got a sore throat. 2. dersimiz dil bilgisi. Model fiil should. Şimdi dersimize geçiyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi şimdi should'un kullanılışı ve anlamını öğreneceğiz. As you see in the screen, now we are going to learn the usage and meaning of should. We use should to describe what is ideal, desired or preferred. Should, ideal olan, tercih edilen veya beklentilerimizi anlatmak için kullanılır. Let's see the first context. There are a lot of garbage in the streets. Konumuz yollarda çok fazla çöp var. Lee'nin bu konudaki beklentisi şu. The municipality should clean the streets. Belediye yolları temizlemeli. Let's look at the second context. There aren't internet connection at school. Okulda internet bağlantısı yok. Lee'nin bu konudaki beklentisi ve fikri şu. The Lee's desire and idea about this situation is the school should renew the network connection. Demek ki örneklerde de gördüğümüz gibi çocuklar şuna dikkat etmelisiniz. Should model fiili Türkçe'ye çevrildiğinde, yani Türkçedeki karşılığı meli, malı ekleridir. İngilizce dilinde olduğu gibi tek başına sözcük olarak yazılmıyor. Buna karşılık Türkçe'de fiillerin sonuna ek olarak ekleniyor. Örneklerdeki gibi belediye yolları temizlemeli. Okul internet ağını yenilemeli. Devam ediyoruz çocuklar. İkinci durum tavsiye veya öneride bulunmak için kullanılır. We use should to give advice or make a suggestion. This is probably the most common use of should. Belki de should'un kullanıldığı en önemli ve en geniş alan budur. Let's look at the first example. Eddie says, I am tired. Ben yorgunum. Lynn makes a suggestion here. Lynn burada bir öneride bulunuyor. You should go to bed. Yani yatmalısın diyor. Let's look at the second example. İkinci örneğimize bakalım. Oscar şöyle söylüyor. I feel ill. Kendimi hasta hissediyorum. Buna karşılık Cindy'nin önerisi, Cindy's suggestion or advice is you should take an aspirin. You should take an aspirin. Yani bir aspirin almalısın. Çocuklar, az önceki ekranda da gösterdiğim gibi should model fiili Türkçe'ye çevrildiğinde meli ve malı eki olarak çevriliyor diyorum. Türkçedeki karşılığı meli ve malı ekidir. Burada da görüyorsunuz yatmalısın, almalısın. Now let's learn the form of model verb should. Şimdi should model fiilinin formülünü öğreneceğiz. Look at the table. You see affirmative, negative and interrogative sentences. Ekranda olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini görüyorsunuz. Let's look at the affirmative column. Olumlu sütuna bakalım. The form of affirmative sentences is subject plus should plus verb. Olumlu cümle kurmanın formülü özne artı should artı fiildir. Let's look at the first example.
I should go to school. So I is subject, should is the modal verb and go is the main verb. Burada öznemiz I, ondan sonra should modal fiili ve ana fiilimiz go geliyor devamında. Let's look at the negative column. Olumsuz sütuna bakalım. The form is subject plus should not plus verb. Buradaki formülümüz özne artı should not artı fiildir. So I is subject, should not the modal verb and main verb is go. Çocuklar, örnekte de gördüğünüz gibi should not modal fiilinin kısaltılmışı parantezlerde yazılmıştır. Shouldn't. Demek ki eğer ödevlerinizi çözerken should not veya shouldn't'ı yazarsanız ikisi de doğru sayılıyor. Shouldn't, should not'un kısaltılmış şeklidir. Bunu parantezler içinde belirttim zaten. Now let's look at the interrogative form of should. So, the rule changed here. There is a place change. Burada bir yer değişikliği yapılıyor çocuklar. Eğer ilk örneğimize, yani olumlu cümledeki örneğimize bakarsak, I should go to school. Bunu eğer soru cümlesine dönüştürmek istersek I should'u should I olarak yazıyoruz. Yani soru cümlelerinde should modal fiili cümlenin başına geçiyor. Ondan sonra öznemiz I ve ana fiilimiz go geliyor. The formula in interrogative sentences is like this. First comes should, then comes subject, I, then comes the verb, go. Çocuklar, sizden istediğim ekranda gördüğünüz tabelayı defterlerinize yazmanızdır. Okay children, I want you to write this table on your notebooks. Let's see some more examples. Birkaç örneğe daha bakalım. I've got a sore throat. Boğazım ağrıyor. Bu durumda kenarda gördüğümüz dondurmayı yememelisin diyoruz, değil mi? Now we suggest to person you shouldn't eat ice cream. Yani dondurma yememelisin diyoruz. The second example. I've got a toothache. Dişim ağrıyor. We see candies here. Burada şekerler görüyoruz ve kocaman bir çarpı işareti. Dişi ağrıyan bir kişiye şöyle diyoruz. You shouldn't eat sweets. Let's look at the third example. I've got a cold. And we see a soup here. Burada bir çorba görüyoruz. Bu kişi bize üşüttüm diyor. Bizim önerimiz you should have a soup. We suggest to have a soup. Let's look at the fourth example. I've got a headache. Başım ağrıyor. Burada kocaman bir aspirin görüyoruz. Bu kişiye önerimiz ne olacak? What should we should suggest to this person? You should take an aspirin. Yani bir aspirin almalısın. Çocuklar, ekranda gördüğünüz bu örnekleri de lütfen defterlerinize geçirin. Children, please write down these examples on your notebooks. It's all for this lesson. Goodbye. Bu derslik bu kadar. Görüşürüz çocuklar.